silahların susması aşaması. İkinci aşamada silahlı güçlerin bu pozisyonlardan çıkması, terfis deniyor genel olarak ya da dağdan inme bizdeki Türkçe karşılığıyla. Kaygıların çok farklılaştığını görüyoruz. Yaptığımız toplantılarda, aynı toplantıda mesela bir katılımcı bu süreç sonunda Sayın Öcalan serbest bırakılacak mı diye sorarken, bir başka katılımcı Öcalan serbest bırakıldığı bir barışta biz yokuz diye cevap iletiyor. Bu şekilde çok zıt karşı görüşleri fakat barışı destekleyen aslında görüşlerin olduğunu söyleyebiliriz. Hani birilerinden bir problem olursa sürece yazık olur diye düşünüyorum ben. Bu endişe ettiğinden değil. Yani bunlara biraz dikkat etmek lazım. Silahsızlanma, evlere cenazelerin gelmemesi başarılıktan sonra, yani 8 Mayıs'tan sonra daha da pozitif şeyler olacağına inanıyorum ben. Her bir barış gelecek bu topraklara. Bu da bizim için daha önemli. İnşallah bunu hep birlikte yaşayacağız. Bu sürecin önünde engel teşkil edenlerin bir kere yola çekilmeleri gerekiyor. Yani bu sürece amasız, fakatsız destek, samimi olarak barıştan yanayım diye herkesin en asli görevi diye düşünüyorum ben. Hepimizin yapacağı şeyler var. Katkı sunacağımız şeyler var daha doğrusu. Amalı ve fakatlı tartışmaların çok samimi ve ahlaklı olduğunu düşünüyorum. Bürokrat olarak görebilecek miyiz? Bizim sırtımızda 17 yıldır taşıdığımız, göz altında kaybedilen ve evlatlarını arayan Türk ve Kürt annelerinin o gözlüğünün ve vicdanının hesabını nasıl paylaşabileceğiz ve toplumsal barışı nasıl geliştirebileceğiz? Buradan söylemek istediğim soru şu, evet tabii ki barışı destekliyoruz. Tabii ki bütün çalışmaları sonuna kadar büyük bir anlam ve dikkatle izliyoruz. Benim çok endişem var doğrusu. Yani barış istiyoruz ama herkesin kafasında kendi barışı var şu anda. Hepimizi mutlu edecek bir barıştan pek söz edildiğini veya düşünüldüğünü görmedim. Anayasa sürecini unuttum. Diğer bütün sorunlarımızı unuttum. Şimdi bu kadar konuşmacı arasında sadece iki arkadaşımız, bir Avrupa Liberal, bir de insan hakları diğer sorunlara değindi. Biraz da mazlum derneğinde ama çoğunlukla ya bu süreç iyi gidiyor, hadi biz bu süreci yapalım falan, destek verelim, koşulsuz destek verelim diyoruz. Yani bu tarihiye bir barış sürecine koşulsuz destek vermeyecek kimse yok Türkiye'de. Koşulsuz destek vermeyecek kişilerin maalesef mecliste olduğunu düşünüyorum. Yani hakim adamların biraz mecliste dolaşması gerektiğini...